Bidat sahibinin tövbesi ve ibadeti kabul olmaz. Ziyaüddin Ömer Mevsili Hazretleri Hanefi fıkıh alimidir. 557'de, miladi 1161. Musul'da doğdu. Bağdat'a giderek büyük fıkıh alimlerinden ilim tahsil etti. Sonra Şam'a giderek talebe yetiştirdi. 622, miladi 1225'te orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki, Taberani'deki bir hadisi şerifte, bidat sahibi bidatinden vazgeçinceye kadar Allahü Teala tövbesini kabul etmez buyuruldu. Her günahtan sonra tövbe etmek lazımdır. Tövbenin doğru olması için 3 şart vardır. Günaha son vermek, yaptığına pişman olmak ve bir daha hiç yapmamaya azmetmek, karar vermek. Eğer kul hakkı da varsa, hakkını ödeyip helalleşmek de lazımdır. Bidat sahibi demek, bir bidati meydana çıkaran veya çıkmış bir bidati yapan demektir. Bidat demek, dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir sözü veya ahlakı, sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. İbn-i Mace'nin bildirdiği hadisi şerifte, bidat sahibi bidatinden vazgeçmedikçe, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez buyuruldu. Dinden olan bir inanışı, ibadeti, sözü veya bir huyu değiştiren bir kimsenin, dinde reformcunun, doğru olan ibadetleri dahi kabul olmaz. Yani ibadetin faydalarından mahrum kalır. Bu bidatten vazgeçmesi lazımdır. İbadette bir bidati yapmak, bir sünneti terk etmekten daha fenadır. Resulullah Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, sünnet-i seniyyesini sevmek ve onun mübarek sözleri olduğu için hadisi şerifleri okumayı istemek, onu sevmenin alametlerindendir. Çünkü imanın tadı kalbine girmiş olan bir kimse Allahü Teala'nın veya Resulullah'ın kelamından bir harf işittiği zaman, ruhu ve kalbi ondan zevk alır. Bu mübarek kelime o kimseyi zerrelerine kadar kuşatır. Onun vücudundaki her kıl bir kulak, her zerre bir göz olur. Böylece o kimsenin kalbi nurlanır, sırrı parlar. Hadisi şerifte, beni seven, cennette benimle beraber olur buyuruldu. Yani Resulullah'ın sevgisi o kimseyi Allahü Teala'nın rızasına ve ebedi nimetlere kavuşturur. Yine hadisi şerifte, kişi sevdiği ile beraberdir buyurulmuştur. Ancak seven ile sevilen kimselerin dereceleri ve ahiretteki mükafatları eşit olmaz. Bunlar her birinin durumuna göre farklıdır. Ancak Resulullah'ı aleyhisselam seven, onun derecesine muttali olur. Onu görür ve ziyaret ederse de yine her biri kendi derecesindedir. 11 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, bizim sayfa